Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sizinle bir kolaj çalışması yapacağız. Bakın önümde defterim var. Yine aynı şekilde şöyle değişik yerlerden kağıtlar buldum. Gazete aynı zamanda işte marketlerden verilen yine bu şekilde dağıtılan broşürlerden. Evet. Şimdi ilk olarak ne yapacağımıza bir karar verelim. Öncelikle. Defterimi dik tutacağım çizerken çocuklar. İstediğimizi çizebiliriz buraya. Neyle ilgili kolaj yapmak istiyorsak. Kolaj ilk olarak 20. yüzyılda resim sanatında kübizm akımı içerisinde kullanılmaya başlıyor çocuklar. İlk olarak kübist ressamlardan Picasso, Pablo Picasso ve George Braque yaptığı resimlerde kullanıyor. Normalde hani resmin içerisinde böyle kağıt ya da farklı malzemelerin yapıştırılmasıyla da oluşturulabiliyor ya da sırf böyle kağıt ya da işte farklı malzemeler yapıştırılarak da oluşturulabiliyor. Yani resimle, boyalarla iç içe de kullanılabiliyor. Tek tek kullanılabiliyor. Şimdi biz bugün bir tane horoz çizeceğiz. Şöyle onu çizeceğim. Daha sonra başlayacağım kolajıma. Sırf yapıştırmayla yapacağım çocuklar ben bugün. Yani şey kullanmayacağız, boya kullanmayacağız. Evet, kafasını çiziyorum şu anda. Şuraya gagasını koyalım. Sadece kafa kısmını çiziyorum çocuklar. Başını çizeceğiz sadece. Evet, gözü burada. Şu kısmı biraz daha aşağı indireceğim. Evet, gözüm biraz altına inecek. Şöyle. Buraya gelecek. Çok bastırmamıza gerek yok çizerken. Sadece kafasını çiziyoruz zaten. Bu şekilde olması yeterli. Bunu biraz daha aşağı indirebiliriz. Evet. Çizim bittikten sonra öncelikle arka planı siyah beyaz yapacağım. İster arka plandan başlayın, ister horozdan başlayın, fark etmiyor. Sadece siyah beyaz olacak şekilde şöyle başlıyorum. Kopartıyorum, kesebilirsiniz de. Belli yerleri kesebiliriz. Mesela şu araya dolacak olan kısımları kesebiliriz. Yine aynı şekilde buraları yaparken de kırmızı kısımları yaparken mesela böyle kesebilirim yine. Şöyle. Oranın şekline uygun. Yapıştıracağım yere uygun şekilde kesebilirim. Şöyle mesela. Şöyle. De yapıştırabilirim yine.
Evet çocuklar, bugünkü kolaj çalışmamı da bitirdim. Bakın son hali çalışmamın. Haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.